depremden etkilenen ilimizde de yine Cumhur İttifakı
İttifakı'nın başarılı olması hedeflerimiz arasındadır. Bu hedeflerde bizler inşallah muvaffak olacağımıza inanıyoruz. Ama bununla beraber inşallah Milliyetçi Hareket 31 madde yapacak seçimlerde Kayseri'de de var olan başarısını çok daha ön bir seviyeye çıkaracak. Yine diğer yandan Irak'ta bu sonbahar ve kış aylarında gerçekleşilmesi planlanan yerel seçimler öncesinde iki aşamalı plan da devreye sokulmaya çalışılmıştır. Bu iki aşamalı plandan ilki Kerkük'e 2017 yılındaki sözde referandum sonrasında buradan kovulan peşmergenin geri sokulması çabasıdır. Bir diğeri ise PKK terör örgütünün Kerkük'e yerleştirilmesi hamlesidir. İşte bu hamleye karşı da Kerkük'te bulunan Türkmen kardeşlerimiz baş kaldırmış ve onurlu bir mücadeleyle, onurlu bir gayretle bu zilleti kabul etmeyeceklerini söylemiştir. Bu durumda hiç şüphesiz ki Türkiye'nin beka meselesini ilgilendiren, milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Yıllardan bu yana söylediğimiz o vecih sözü tam da böylesi bir yerde Kayseri'den bir kez daha hep birlikte haykırarak hem orada yaşayan Türkmen kardeşlerimize hem de Türkmenler üzerinde hesap kuran çevrelere vermemiz hiç şüphe yok ki milli bir sorumluluk olmuştur. Ve bu sebeple hep birlikte diyoruz ki kim ne yaparsa yapsın Kerkük Türk'tür, Türk olacaktır. Muhterem Arzu'nun şimdi seçimlere geçiyoruz. Kıymetli delegelerimizi oy kullanmak üzere. Tabi durumu da artık divan kurulunun görevi tamamlanmıştır. Seçim kuruluna devletmek üzere kıymetli delegelerimizi seçimlere davet ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimize de bir tane fotoğrafı verelim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun.